Merhabalar değerli yarıştırıcılar, İtman Pisti programıyla bir kez daha karşınızdayız. İstanbul Veli Efendi Hipolromu'nda 7 koşulu yarış programında. Saatler 18'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte Yedili Ganyan başlayacak değerli izleyenler ve saatler 18.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlıyor. Yine gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda ve gece ise İngiltere'nin Campton Park Hipodromu'nda yurt dışı yarış programında yarış heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Hitman Pisti programımıza geçiyoruz ama geçmeden önce kısa bir anekdot paylaşmak istiyoruz. Hava muhalefetleri nedeniyle yoğun kar yağışı olması nedeniyle 6 Ocak Cumartesi sabahından itibaren 10 Ocak Salı günü dahil olmak üzere 4 gündür safkanlar çalışmadılar ve programımız içerisinde 1 Ocak'tan 6 Ocak'a kadar tarihli en son safkanların yapmış olduğu görüntüleri sizlere aktaracağız. Birinci koşu 5 ve yukarı yaşlı Arap atlarına ait 2000 metre mesafede kum pistte koşulacak ve birinci koşuda 3 numaralı Bilge Kurt'un 5 Ocak sabahı yapmış olduğu son çalışması geliyor ekranlarınıza. 642.3, 428.3 oldu yapmış olduğu çalışmasında Bilge Kurt, Ahmet Çelik de start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı oğlum Baran dıştaki kır safkandı. 1200'ü 1.23, 1.8.2, 428.2'lik bir galop yaptı. Furkan Yüksel ile start alıyor. 4 numaralı oğlum Baran son katıldığı iki yarışında da arka arkaya üçüncülükler elde etti. 8 numaralı Saraybosna ekranlarımıza geliyor. Saraybosna'da dıştaki safkandı. İç pistte çalıştı. Hacı Demir idaresinde son çalışması 5 Ocak tarihindeydi. 640, 426 oldu. İç pistte yaptı bu galobunu. Saray, Bosna, Ayhan Kurşun'la koşuya katılacak 183 günlük aranın ardından. Ve ikinci koşuya geçiyoruz. İkinci koşuda şartlı bir mücadele olacak. İlk kez yarış yaşamlarına bu koşularıyla birlikte başlayacak 3 yaşlı İngiliz taylarından bir numaralı Çalışkan Han'ın görüntüsü gelecek ekranlarımıza. Çalışkan Han 6 Ocak sabahı son çalışmasını yaptı. 800'ü 48,5, 400'ü 24 oldu. Hışman çizikle koşuya katılıyor. 1 numaralı Çalışkan Han. 4 numaralı König ekranlarımıza geliyor. Müslüm Baydan'la 5 Ocak sabahı 1200 metrelik bir galop yaptı bu tay. 1200'ü 1.18.5, 1000'i 5, 1000 5 400'ü 24.2 olduğu Müslüm Baydan'la koşuya katılacak. Anneden Power of Fire'la kardeş. 5 numaralı Sebastian Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. Ufuk Bilik de 6 Ocak sabahı son çalışmasını yaptı ve 637.3 400'ü 23.5 oldu. Sebastian isimli safkan anneden Milonga Soylu Güzel ve Ballı Nur'la kardeş Butay. 6 numaralı Süper Alp, Ümit Yayla ile 6 Ocak sabahı son çalışmasını gerçekleştiren safkanlardan ve 800'ü 49.5, 424'lük bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. Süper Alp isimli Safkan. 7 numaralı Tree of Wisdom ekranlarımıza geliyor. Sefer Demirle 5 Ocak sabahı 3.7 ve 424.2'lik bir galop yaptı bu Safkan. Selim Kaya ile koşuya katılıyor. Anneden Sınav Bani, Kolpo Grosso ve Sokullu ile kardeş. 8 numaralı Jersey Furkan Yükselle 5 Ocak sabahı 638-425'lik bir galop yaptı. Furkan Yükselle koşuya katılacak. Anneden Present ve Ahap'ın kardeşi Butay'da. 10 numaralı Mişa içteki safkandı. 3 yaşındaki Aldişi Tay Burak Averbak'la start alacak. Gökhan Demir'le çalıştı bu safkan. 1200'ü 1.17.6, 1003.8 ve 400'ü 25 oldu değerli izleyenler. Lord Charlton'la anneden kardeş. Geçiyoruz üçüncü koşuya Mehmet Anussel koşusu kısa vade 21 mücadelede. Koşu 1500 metre mesafede koşulacak ve Halis Karataş'la bu koşuya katılan bir numaralı Dukov son çalışması geliyor ekranlarımıza. Dukov 4 Ocak sabahı 1200'ü 1.16, 1000'i 3, 424 bir galop yaptı. Son katıldığı yarışından ikinci olarak ayrılmıştı. Halis Karataş'la bu koşuda birincilik mücadelesi verecek. Son iki yarışında arka arkaya üçüncülükler elde eden 2 numaralı Kral Ahmet ise son çalışmasını 2 Ocak sabahı gerçekleştirmişti. 636.3 ve 424 oldu. Akın Sözen'le start alıyor Kral Ahmet. 4 numaralı Yağız'ın oğlu ekranlarımıza gelecek değerli izleyenler. Serdar Yılmaz idaresinde 4 Ocak sabahı 1025 425'lik bir galop yaptı Yağız'ın oğlu. Özcan Yıldırım'la start alıyor ve son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamladı. 6 numaralı Matmazel ise son çalışmasını 6 Ocak sabahı gerçekleştirdi ve bu yarış için 1200'ü 1.16.5, 1000'i buçuk, 424 buçukluk bir galop yaptı. Saadettin Boyraz da koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Aslan Ağzı ise 3 Ocak sabahı Remzi Erçel idaresinde 1001-424.8'lik bir galop yaptı. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalan Aslan Ağzı bu koşusunda Gökhan Gökçe ile start alıyor. 82 günlük bir aranın ardından bu koşuya katılan 8 numaralı Civan Hanta İsmail Gülbudak idaresinde 4 Ocak sabahı bu yarış için 1001,5 424.3'lük bir galop yaptı. Furkan Yükselle koşuya katılıyor. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 10 numaralı San Marino, Musa Özçelik idaresinde 6 Ocak sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi. San Marino 637-424,5 oldu. Halil Parıldar'la koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Dördüncü koşu 14 handikap bir koşu. 4 yaşlı Arap safkanları 1200 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda bir numaralı Korik isimli safkan gelecek ekranlarımıza. Korik iç pistte çalıştı 3 Ocak sabahı. Son çalışmasında 857-427'lik bir galop yaptı. Yavuz Alan idaresinde. Ali Kaçmaz da bu koşuya katılacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Şeş 5. 640 buçukluk galobunu 6 Ocak sabahı Akın Coşkan idaresinde gerçekleştirdi. Son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamladı ve Tolga Yıldız da start alıyor. 4 numaralı Nadir Bey ise Yasin Demir Karan idaresinde 6 Ocak sabahı 640.3 ve 426.3'lük bir galop yaptı. Nadir Bey de Ahmet Çelik'le bu koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışını üçüncülükte tamamladı. 5 numaralı Ali Nazik, Fatih Sav idaresinde 5 Ocak sabahı son çalışmasını yaptı ve 640.8, 426.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Işman çizikle koşuya katılıyor. Ali Nazik son katıldığı yarışını üçüncülükte tamamladı. 8 numaralı Hatice, Bini 1010 428.2'lik kalobunu 4 Ocak sabahı Şahin Dursun nezaretinde gerçekleştirdi. Gökhan Gökçe ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Gırnata Yılmazkaya idaresinde 2 Ocak sabahı 854 426 buçukluk bir galop yaptı. Hakan Yıldız da koşuya katılıyor. Komando Neşe Orjini 4 yaşındaki Kır Safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Altın Kanarya ise Bahattin Akbulut idaresinde 5 Ocak sabahı iç pistte 641-427.8'lik bir galop yaptı. Sefer Demir ile start alacak. Bugüne kadar 3 kez koştu bu safkan ancak tabela içerisinde kendine yer bulamadı. Beşinci koşuya geçiyoruz. Taksim koşusu kısa vade altı dişilere ait bir koşu. Dört ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1500 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda bir numaralı Derin Sultan gelecek ekranlarımıza. Son katıldığı yarışını kazanan Derin Sultan son çalışmasını da 6 Ocak sabahı yaptığı Mehmet Kaya İdaresi'nde. Apranti Mehmet Kaya ile 1200'ü 1.26, 1000'i 10, 27.3 oldu. Furkan Yüksel ile koşuya katılıyor. 2 numaralı Güzelkaya Kaya, Danyal Kaya idaresinde 1 Ocak sabahı 855.8, 427'lik bir galop yaptı. 68 günlük bir aranın ardından Ayhan Kurşun'la koşuya katılacak ve son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamladı. 3 numaralı Nilda dıştaki al safkandı. Şahin Dursun idaresinde 4 Ocak sabahı 1200'ü 1.23.3, 1000'i 9.6 ve 428.7'lik bir galop yaptı Nilda. 37 günlük bir aranın ardından Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Velican Kızı Şahin Dursun idaresinde 6 Ocak sabahı 639.8 ve 426'lık bir galop yaptı. Selim Kaya ile koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışını dördüncülükle tamamladı. Ve son katıldığı yarışını kazanan 6 numaralı Alderamin ekranlara geliyor. Alderamin öndeki safkandı Bektaş Sav idaresinde 6 Ocak sabahı 640.5-426.2'lik bir galop yaptı. Halis Karataş da bu koşuya katılıyor. Değerli izleyenler geçiyoruz 6. koşuya hiç start almamış yarış yaşamlarına bu koşuları ile birlikte başlayacak olan 3 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre mesafeli yarışına bu koşuda 1 numaralı Mr. Wright gelecek ekranlarımıza. 1 numaralı Mr. Wright 1200'ü 1.15.6, 1.2.8 2.8 ve 424.8'lik bir galop yaptı. İçteydi Mr. Wright Adem Aslan idaresinde çalıştı. Akın Sözen'le bu koşuya katılıyor. Anneden de Super Pit ve Bahadır'ın kardeşi. 3 numaralı Ot Job ekranlarımıza geliyor. Cuma Altınbaş idaresinde 2 Ocak sabahı 638-424'lük bir galop yaptı bu safkanda. Hışman Halis Karataş'la koşuya katılacak sevgili severler. 3 numaralı Atçap. 4 numaralı Torun Rüzgar, Akın Sözen İdaresi'nde 6 Ocak sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi ve 1003.2 3.2, 425.2'lik bir galop yaptı. Torun Rüzgar, Ayhan Kurşun'la bu koşuda birincilik mücadelesi verecek Galip Han ve Hakkar'ın da anneden kardeşi. 5 numaralı Urasan, Demir idaresinde 6 Ocak sabahı 846.4 ve 423'lük dereceli bir galop yaptı. 5 numaralı Urasan. Bu safkanda Furkan Yüksel ile koşuya katılacak. 7 numaralı Ditmes Drive'da Fatih Kılınç idaresinde 3 Ocak sabahı 1002 422.6'lık dereceli bir galop yaptı. Tolga Yıldız'la koşuya katılıyor. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 9 numaralı Mia Luna, içte Elmira ile birlikte çalışan dış kulvarda yer alan Mia Luna, Ramazan Arslan idaresinde 5 Ocak sabahı 636 424.2'lik bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. 7. ve son koşuya geçiyoruz. 2000 metre mesafede koşulacak. 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı bu koşuda 1 numaralı Ghost Warrior isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Ghost Warrior son çalışmasını 4 Ocak sabahı yaptı. 1200 1016.7, 1003.7 ve 425.5 oldu. Yasin Demirkıran idaresinde çalıştı. Akın Sözen'le start alıyor ve son katıldığı yarışını da kazandı Ghost Warrior. 2 numaralı Power King iç pistte 5 Ocak sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi. Yavuz Alan idaresinde 1200'ü 1.16, 1003.2, 424.7 oldu. Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. 6 numaralı Saten içteki safkandı Adem Gökçe ile 6 Ocak sabahı son çalışmasını yaptı. 1001-423.6 oldu. Metin Hamedi ile koşuya katılan bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Babbino Karo ekranlarımıza geliyor. Selahattin Saçtöken idaresinde 6 Ocak sabahı 1401, Bini 4.7 ve 424.5'luk bir galop yaptı. Adem Aslan'la 185 günlük aranın ardından start alıyor. 10 numaralı Control Label ekranlarımıza geliyor. İçteki safkandı 1201 1003.8 oldu. 10 numaralı Control Label Erhan Soy çalışmasını yaptı ve Halil Parıldar'la koşuya katılıyor. 11 numaralı Drejan iç 3 Ocak sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi. 1200'ü 1.15.3, 1000'i 2 ve 423.8 oldu. Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Sado Bay Sado ekranlarımıza geliyor. Burak Bektaş idaresinde 5 Ocak sabahı son çalışmasını yapan bu safkan 638-425'lik bir derece gerçekleştirdi. Müslüm Baydan'la koşuya katılıyor. 14 numaralı Akdamar Burhan Yeşilbudak Budak idaresinde 4 Ocak sabahı 1200'ü 115, 1002, 423.8'lik bir galop yaptı. Gökhan Yıldız'la koşuya katılacak. Son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamladı. 15 numaralı Day King ekranlarımıza geliyor. 4 Ocak sabahı Selçuk Akbulat idaresinde 1200'ü 116.6, 1000'i 2 ve 423.4'lük bir galop yaptı. Selçuk Akbulat'la koşuya katılıyor Day King. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkansa 16 numaralı Akbörü 1200'ü 120.5, 1000'i 5.5, 424.5'lük galobunu Recep Güneli idaresinde 1 Ocak sabahı gerçekleştirdi ve Tolga Yıldız'la bu koşuda start alacak. Sevgili yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 3. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 18'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 18.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Bursa'da ise 6 koşulu yarış programında saatler 14.30'u gösterdiğinde ilk koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlarken gece ise İngiltere Campton Park'ta saatler 19.45'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 20.15'i gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamış olacak. İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarısıverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.